Arkadaşlar merhabalar. Şimdi birazdan sizlerle logaritma sorularına geçeceğiz ama öncelikle logaritma sorularından önce bilmeniz gereken birkaç tane temel kural var. Onlarla başlayalım dilerseniz. Öncelikle üstel fonksiyonumuz var arkadaşlar. Üstel fonksiyon y eşittir a üssü x biçimindeki fonksiyondur. Şimdi bu y üssü a biçiminde ise unutmayın a burada sıfırdan büyük olmalı ve a kaç olamaz arkadaşlar? 1 olamaz. Bizim için bilmeniz gereken şey bu. Birincisi bu. İkincisi de budur. Şimdi dostlar, o zaman bir diğer söyleyeceğimiz şey logaritma üstel fonksiyonun tersidir. Logaritma üstel fonksiyonun tersidir. Üstel fonksiyonun tersidir. Nasıl yazılır arkadaşlar? Burası önemli. Gerçekten de dikkat edin. Y eşittir a üssü x dedik. Bir fonksiyonun tersini bulurken ne yapıyorduk? X'i yalnız bırakıyorduk. O zaman biz bu x'i yalnız bırakacaksak x aşağıya düştü. Bunu tuttum karşıya attım. X aşağıya düştü. Tamam. Eşittir log a tabanında y olarak geldi. Şimdi biz bunu çevirebildik arkadaşlar bu şekilde. Peki logaritma verilirse üstele çevirebilir miyiz? Evet, logaritma verilirse de üstele çevirebiliriz. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Logaritma şurayı bir düzenleyelim. Buraya da logaritma a tabanında x eşittir y verilirse dostlar. Bunu nasıl çevireceğiz? Bu sefer a'yı tutup bu tarafa atıyorsunuz. X eşittir log a taban log kalkıyor ortadan. X burada kalıyor sadece. Bunu da a üssü y olarak geçiriyorsunuz karşıya. Üsteli logaritmaya çevirirken kullandığımız kurallar bunlar da dostlar. Şimdi geldik. Bizim temel kurallarımız var. Bu temel kuralları iyi biliyorsunuz. Bir 7-8 tane kuralımız var. Öncelikle başlayalım. Logaritma a tabanında a nedir arkadaşlar? 1'dir. Bu herkesin bilmesi gereken temel kural. Nasıl yapıyoruz? Hatta diyelim ki ispatını da yapayım size. Logaritma a tabanında a eşittir x olsun. Bunu tutup buraya atarsak a eşittir a üstü x geldi. Tabanlar aynıysa üstler eşittir. Buradan x eşittir 1 gelecektir. O zaman logaritma a tabanında a'nın değeri 1'miş. Logaritma x tabanında x'in de değeri 1'dir. E tabanında e'nin de değeri 1'dir. Şimdi diğer taraftan arkadaşlar geldik ikinci kuralımıza. Logaritma a tabanında 1 eşittir 0'dır. Bunu da biliyorsunuz. Logaritma a tabanında b art logaritma a tabanında c dersek toplanırken çarpıları da tabanları aynıysa logaritma a tabanında b çarpı c geldi burası. Bir sonraki kuralımıza geçtik. Çıkarılırken ise ne yapılacak bu durumda? Bölünecek arkadaşlar. Logaritma a tabanında c dersem logaritma a tabanında b bölü c gelecektir. Geldik bir sonrakine. Şimdi arkadaşlar burası önemli bence. Genelde burada zorlanıyorsunuz dostlar. Şöyle başlıklar halinde yazayım. Logaritma a tabanında b üssü c dersem bu c'yi tutup başa atabiliyorum. C çarpı ne geliyor? Log a tabanında b'dir. Diğer taraftan bunun diğer versiyonu şudur. Log a üssü b tabanında c dersem bu sefer üst tabanda olursa b'yi tutup paydaya atabilirim. 1 bölü b log a tabanında c deriz. Şimdi şu ikisini birleştirelim dostlar. Birleştirecek olursak. Buradan log a üssü b tabanında c üssü d dersek kesir çizgisini çekiyorsunuz. D'yi yukarıya, b'yi aşağıya. Ne yaptık? D bölü b log a tabanında c olarak gelmiş oldu. İyi biliyorsunuz arkadaşlar buraya kadar olan kısmı. Şimdi taban değiştirmelerimiz var ki bunlar gerçekten çok önemli. Bunlara inanılmaz dikkat edin. Özellikle sorularda cevabı bile vermiş olsa cevabı taban değiştirmeden soruyor. Şimdi nasıl yapıyoruz? Log a tabanında b bölü log a tabanında c dersek buradaki a'ları götürüp ne yazabiliriz? Log c tabanında b olarak yazabiliriz. Bir diğer kuralımız log a tabanında b'yi yine taban değiştirmeden 1 bölü log b tabanında a olarak yazabilirim. Nasıl oluyor? İspatını yapalım bunu isterseniz. Bir yerine log a b tabanında b yazarım. Payda neydi? Log b tabanında a'dır. Bunlar giderse log
A tabanında B olarak girecektir. O kural da buradan geldi. Görmüş olduk. Bir sonraki arkadaşlar, A üssü log B tabanında C dersek, buradaki A ile C'yi ben ne yapabilirim? Yer değiştirebilirim. C üssü ne diyeceğiz? Log B tabanında A diyeceğiz arkadaşlar. Ve geldik sonuncu benim aklıma gelen kuralımız. Log A tabanında B çarpı log B tabanında C çarpı log C tabanında D bu şekilde gidiyorsa arkadaşlar, B'ler C'ler gider. Burası log A tabanında D olarak gelecektir. Son olarak bu. Arkadaşlar eğer logaritma ile alakalı bu özellikleri biliyorsanız genel itibariyle soruları çözebilirsiniz. İsterseniz bunları durdurup bir yazın siz de çözmeden önce, kesinlikle kullanırken işinize çok yarayacaktır. Şimdi gelin sorulara geçelim.